Ben istersen hızlıca bir giriş yapayım olacağım. Tamam, sen söyle. Bugün arkadaşlar, buradaki arkadaşlar bizim yani onlara bulunduğumuz bloğa götürülmesi için ve sohbet, yayın kitap hakkının ortadan kaldırıldığı ve bu keyif uygulamaya son verilmesi için bugün itibariyle süreli süresiz aşk grevine başladılar. Bize destek için de aynı zamanda. Hem oraya götürülmemiz, hem engellenen kitapları, hem engellenen sohbet hakları için genel bir şeye başlamış oldular, yani süresiz açık grevine. Süreli süresiz devam eden arkadaşlar var zaten. Eşyaları göndermişler bana. Yalnız eşyaları gönderirken de bana 5000 lira yakın bir fatura çıkartmışlar. Onu da benden talep ediyorlar. Ne zaman gelir, ne zaman verirler bilmiyorum ama yani işte bunu da teşhir etmek lazım yani. Hiç tutana eşya için benden 5000 lira para talep ediyorlar yani. Aslında kendilerinin yani göndermesi lazım onları sana. Yani Evet. Yani kendileri göndermesi lazım. İşte 5000 liramızı böyle heba ediyorlar. Kesiyorlar. Sanki biz turistik geziye çıkmışız. Gezine çıkmışız. Yanımız istediği gibi oraya buraya gidiyoruz da arkamızda bavullar kalıyor. Onun parasıyla gönderiyorlar. Ya siz bizi istediğiniz zaman istediğiniz yere götürüyorsunuz. Arkamızdan da eşyalarımızı gönderin. Biz size her seferinde bu parayı ödemek zorunda mıyız yani? Bir de Yani böyle bir tabii. keyiflik var. Böyle şeyler devam ediyor. Yine Erzurum'da bana doktor tarafından yazılan bitkisel yağlar vardı. İşte bu vücuttaki kas ağrıları, kuruluk için işte nane, limon, işte lavanta yağları. Burası uygun görmediği için vermedi. Ben de bununla ilgili bir suçlu sup yaptım. Yine B1 noktasında hala doktor yazmasına rağmen, ben de talep etmeme rağmen ulaşamadım. Getirmediler. Getirmelerini bekliyorum. Şeker noktasında yine değişen bir şey yok. Yazıyorum ama cevap alamıyorum. Şeker vermiyorlar mı sana? Yani kötü bayram şekeri var. İşte onun ben diyorum bunu tüketemiyorum ya. Bu bayat hem iyi değil hem hoş değil. Dışarıdan alınmasını talep ediyorum. Ona da bir cevap vermediler yani. Evet. Biz çıkınca şeyle müdürle konuştum ben. Yani bu Evet. eşyalar için eşyaları bir kereye mahsus dedi, alırız tamam filan dedi. Bir şey yok filan dedi. Bayağı ısrar ettim. Verdiler mi sana eşyaları? Eşyaları evet, gittikten sonra getirip verdiler. O noktada sıkıntı yok ama diğer ihtiyaçlar noktasında sürekli sıkıntı çıkartıyorlar yani. Evet. Bir de şeyi söyledim ben, yani daha genç bir arkadaşı istiyor dedim yanına. Yani hani ben ona nasıl şunu yıka bunu yıka diyebilirim. O zaman şey dedi, biz zaten o konuda Nurettin'le diyalog içindeyiz dedi. Hayır, öyle bir diyalog içinde falan değiller. Biz talep ettik işte, bizi yani şuraya götürün diye. Bizim talebimizi gerçekleştirmemek için kendi çektiklerini yaptılar yani. Evet. Sen... Yoksa bu noktada dilekçe yazmışız, talep etmişiz, şeyi belirtmişiz. Şeyi soracaktım ben, Erzurum'daki arkadaşlarla ilgili bir gelişme, bir duyum falan var mı, aldığınız haberi haberi? Şimdi Cemil ablasını aramış ama sonra Evet. da babası tekrar beni aradı. Ben bir aramıştım. Yani onlar Alişan'la ikisini yan yana getirmemişler. Alişan'la Getirmemişler. getirmemişler ve Alişan'ın nerede olduğunu bilmiyormuş Cemil yani. Evet. İşte bir de yani onlar ne yapıyor filan diye sordum. Yani açlık grevi yapıyorlar mı filan, yapmıyorlar dedi baban, ama ay babası pardon, ama yani tabi bilmiyorum ben, az yani gerçek babası gerçekten biliyor mu ya da anne ablasına söyledi mi söylemedi mi, o konuda çok şeyim yok yani, sadece Peki Cemil Tayat'a eşyalarını göndermiş dedi, o kadar. Hayat belki açıklama yapmıştır, hukuk falan dedim ama yoksa yoktur muhtemelen. Evet, onu yaptık tabii, yapıldı yani şeyde, hem eşyalarının getirilmediği, işte kargo istendiği filan, o şeyde Sayatlı Aileler sitesinde yapıldı o. Bunu da teşhir ederseniz iyi olur ablam. 5000 lira talep ediyor. Yani hesabımızda ailelerimiz kıt kanat 3 kuruş para yatırıyorlar. Onlar da bu şekilde el koyuyorlar yani. Aynen. Bunu da teşhir etmek lazım. Bir şey yapmak lazım. Yani bizim ailelerimiz zengin değil. 3 kuruşu bir yere sıraya zor getiriyorlar. Onları bize Aynen. göndermek için bir emek çaba harcıyorlar. Onu da bize bu şekilde el koyuyorsunuz yani. Bu bir gasptır. Başka bir şey değil bunun. Başka bir adı yok yani. Bir de niye Bir de şey... senin yanına vermediler eşyalarını yani? İşte uçakla geliyormuşuz da uçakta işte kargo birimi şu kadarmış da falanmış filanmış da. Yani bahanelere gerekçeler gitmiyor. Daha önce de renkli aracıyla götürüldüm. Erzurum'a götürülürken.
Link'e götürdüm. O zaman da işte bagaja yer yok dediler. Daha sonra gönderdikleri şey yine aynı şekilde para kestiler yani. Ben nereden baksan her sene bir hapishaneye gönderiyorlar ve her sene bu parayı redaksiyonuna koyuyorum size. Ve her geçen gün zamanla birlikte artıyor yani. Faiz fiyata biniyor. Bir de ben şey söyleyecektim. Bu üçlü kontenjan ziyaretçisi ilgili yani 60 günlük süre var. Yani sizin de bilginiz olsun, üçlü ziyarete gelmek isteyen olursa bana TC kimlik numarasıyla adresini yazarsa iyi olur. TC kimlik ve adres yazılacak. Tamam. Evet evet. Hı-hı. Yani ziyarete gelmek isteyen, ziyaretçim olmak isteyen varsa yazsın bana 60 gün içerisinde. Ben Hı-hı. de ona göre başvurayım. Bir de bu Sincan'daki arkadaşlar ne oldu? Bakirli Sezgin, onlarla ilgili bir gelişme, bir haberisi var mı? Onlar 100. gününde yani iradi olarak bıraktılar. Ara verilir ikisi değil mi? Evet, evet, evet yani öyle şey yaptı, yazıyordu internette. Ya. İrade olarak bıraktılar diye 100. gününde. Sadece şimdi Oktay Kelebek'le, onlar da Buca Yüksek Güvenlik'le de Cem evet. Dursun süresiz açlık grevi yapıyorlar. Yani diğer başka hapishanelerde yok yani, sadece ikisi. Valla ben Oktay'la şeyi gördüm. Ha. Ondan sonra başka var mıydı acaba? Bu Kırşehir'e yüksek güvenlikliye götürülenler var ama onlardan tam emin değilim şimdi. Yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bir şey değil. Anladım ya. Belki haber çıktıysa diye sordum. Haber Hı. çıkmamışsa yapmıyorlar diye. Evet. Şeyle yani Oktay'la şeyin çıkıyor ama boyuna. Evet. Mehmet abi de orada ama ona yaptırmıyorlar herhalde yani. Yok ya, Mehmet abi zaten 75 yaşında adam, zaten hastalıkları var, evet, bir şey var. Evet. Yani onu Kemal amcayı o hapishaneye götürmeleri başlı başına bir hukuksuzluk zaten yani. Şimdi tabii. Kemal amca nasıl tek kalacak, Mehmet amca nasıl tek kalacak, evet. Bu insanın işte yaşını nasıl gezecek? 70-80 yaşında insanlar var. Tabii. Bir de Kemal amca devam ediyor. Yani evet, evet, o gittiğinde 24. gününde mi neydi? Kızı için. Beyhan'ın da mahkemesi var bu ay. Tam tarihini hatırlamıyorum ama. Bir de şey, Sibel Hoca'yla konuştum mu bilmiyorum. Ben en son gitmeden önce Sibel Hoca'ya mektup yazmıştım. Eline ulaştım ulaşmadım mı bilmiyorum ya. Konuşursan ona da hatırlatırsın yani. Tamam, ben Cuma günü aradı o beni. İşte iyi olduğunu filan söyledi. İşte benden de kitaplar filan istemişti. Ben de bakacağım onlara. Ondan sonra başka ne oldu? Ha, bir de Gökhan annene böyle güzel bir mektup yazmış. Onu yayınlamışlar. Güzeldi. Ha. Çok güzeldi o yani. Evet evet, öyle duydum. Bana da gönderdiklerini söyledi ama gelmedi. Bilmiyorum yani. Zaten bana gelen mektupların %90'ı engellendiği için muhtemelen o da kaybolmuştur yani arada. Evet. Evet evet öyle. Bana da söyle. Yok, benim söylediklerim bitesin varsa. Ben işte bana da savcılıktan bir şey gelmiş, Cumhuriyet Başsavcılığından. Cuma günü de şimdi gidip muhtara alacağım. Senin telefonunu bekliyordum. İşte bakayım nedir neyin nesi diye bir şey yapayım. İşte şimdi gideceğim. Ne olduğunu bilmiyorsun yani, bilmiyorum. Bilmiyorum. Telefon sinyali vermeye başladı ama birazdan kapanır, kendine iyi bakın. Ama daha 8 dakika oldu. Öyle mi? Ha yok, belki 9 olmuştur, evet. Son bir dakika içerisinde ötüyor yani. Biraz daha o zaman olabilir olabilir. Evet, evet.